kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Bugün sizlere Pirate Nation detaylı anlatım yapacağım. Öncelikle bu videoda anlattığım hiçbir şeyin yatırım tavsiyesi olduğunu unutmayın. Aynı zamanda Twitch'te ve Kick'te canlı yayındayım. Sizlere video yapmak istedim. Ben gemi aldım arkadaşlar. Gemi kazançlarından, oyundan nasıl airdrop kazanabiliriz, tahminen ne kadar kazanabiliriz veya ne kazanabiliriz sizlere hepsini anlatacağım. Ama ben başlıkta da YouTube'da başlığa ekleyeceğim yöntem bu oyundan 1000 dolar kazanabileceğiniz. Bunun nasıl olacağından da bahsedeceğim ve tamamen ücretsiz bir şekilde dostlarım. Bunları da hepsinden sizlerle bilgilendirmek için buradayız. Aynı zamanda videoyu Twitter'a da atacağım. Twitter'dan beğeni ve RT'lerinizi, YouTube'dan like ve yorumlarınızı bekliyorum deyip videomuza geçelim. Öncelikle arkadaşlar Pirate Nation neden önemli? Şimdi Pirate Nation'ın benim düşünceme göre yorumluyorum bunları. Tamamen düşüncelerim yanlış çıkabilir veya yanılabilirim. Ama benim düşünceme göre arkadaşlar Pirate Nation Proof of Play denilen bir ağın oyunu. Proof of Play Apex ağının oyunu. Ve arkadaşlar Pirate Nation bu aslında ağı tek ayakta tutan oyun. Öyle diyeyim. Oyun içinde yaptığınız işlemlerin hepsini Proof of Play Apex karşılıyor. Fiillerini ve fee vermiyorsunuz hiçbir zaman. Ve tamamen free to play bir şekilde de oynayabiliyorsunuz. Sezon 1'de sezon 1'de oynayanlara en kötü 500'er dolar, 1000'er dolar, 40 bin dolar alan bile vardı. 20 bin dolar, 15 bin dolar alan insanlar bile oldu. Şimdi Pirate of Play Apex'in, yani bizim oyunumuz Pirate Nation'ın arkadaşlar. Şöyle sezon 1'i başladı. Sezon 1'de önceki, sezon 2'si başladı arkadaşlar. 11 Haziran'dı yanlış hatırlamıyorsam. 13 gündür puan kasmaya insanlar devam ediyor. İlk sezon 1 ay sürmüş. Bu ikinci sezonun ben 3 ay süreceğini düşünüyorum. Yani daha yaklaşık sezonun bitmesi 80 gün var. O yüzden hani benim gözümde tabii ki de bu belki 2 ay yaparlar ama bence 3 ay sürer. Proof of Play arkadaşlar bu oyundan kazandırsın ki ağında herkes işlem yapmayı ve ağına insanlar gelmeye başlasın diye düşünüyorum. O yüzden sezon 1'inde de kazandıracaklarını düşünüyorum. Öncelikle oyuna giriş referans koduyla oluyor. Burada zaten herkese referans kodu vermiyorlar. Belli level'a veriyorlar. Ben sizin için 250 kişilik bir almıştım. Bunu aşağı koyacağım. Onunla giriş yapabilirsiniz. Şimdi oyunda kazancın en büyük olayı nasıl olacak arkadaşlar? Multi ile yapacağız. Ama multi olayını birazdan geçeceğim. Onları detayları anlatacağım. Şimdi arkadaşlar oyunda öncelikle bir adada başlıyorsunuz ve buradan kutunuzu açıp karakterinizi elde ediyorsunuz. Karakterinizi elde ettikten sonra arkadaşlar burada size bir gemi veriyor. Küçük bir gemi. Bende büyük var. Sizdeki küçük olacak. Benimki çünkü NFT. NFT'nin mantığını, fiyatlarını falan da anlatacağım. Devam ettiğimiz zaman arkadaşlar buradaki sekmeleri anlatayım. Öncelikle arkadaşlar burada korsan sekmesinde karakterimizin healer, mesela Equerry gibi klaslar oluyor. 4 klas var arkadaşlar. Speed, Healed falan. Bunlara göre kartlar oluyor arkadaşlar. Farklı farklı. Öncelikle burada karakterimizin başlangıçta oyunu açtığımızda bir karakter oluyor. Healed en güçlü diyorlar ama ya ben Speed'le de geçiyorum hepsine. Farklısıyla da ama NFT alacakları için Healed öneriyorlar. Yani bu tabii ki de ileride değişebilir. Burada inventory sekmemiz var. Burada questler var. Questleri yapabileceğiz. Burada bounties var arkadaşlar. Bounties'e ödüller. Burada crafting sistemi var. Bu arada oyunu oynayarak tier 1 bir gemi yapıp tier 1 bir gemi elde edip 60 dolara 70 dolara satabiliyorsunuz. Malzeme çıkartarak. Burada destelerimiz var. 40 desteden sonra kendi özel destemizde yapabiliyoruz ama şu an 27 kartım var mesela yapamıyorum. PvP var. Burada Gauntlet dediğimiz günlük oyunumuza atmamız gereken yatırımsız 5 oyunumuz, normal oyunda oynayacağımız bir oyun modu var. Burada da transactionlarımızı gösteren arkadaşlar bir yer var. Burada Proof of Play'de yaptığımız transactionları gösteriyor. Ve burada gördüğünüz gibi level atlayabiliyorsunuz. Burada gösteriyor mesela. Aldığımız her şeyi de bu arada oyuncu body token dedik. Şimdi oyunda nasıl airdrop kazanıyoruz arkadaşlar? Boti token kasıyoruz oyunda. Boti token kasmanın belli başlı yöntemleri var. Gauntlet oynamak, günde 5 oyun oynayabiliyoruz. 5 seviye var. Tabii ki de hard modu da var. Hard modun NFT'sizler geçemiyor ama onu söyleyeyim. Bunu oynamak, ekstra boti polis sezon kısımda, bu üstte kısımda buraya görevler gelecek. Bu görevleri yapmak ve karakterimize level atlatarak boti kazanabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi şöyle diyeyim, günlük ne kadar boti kazanabiliyoruz? Öncelikle şuna izah edeyim sizlere, ne kadar kazanabileceğimizden bahsedeyim. Öncelikle arkadaşlar hesap makinesini açtığımızda günlük yaklaşık normalde 5 modu yendiğimizde 1500 boti alıyoruz. Ama şöyle bir olay var oyunda, göstereyim. Oyunda arkadaşlar ard arda girdiğiniz sürelerde streak yapmış oluyorsunuz. Bakın benimki de streak gördüğünüz gibi. Ve bu artınca arkadaşlar biraz hani streak yaptığınız zaman günlük 3500 boti kazanmaya başlıyorsunuz. Hani sizin çarpan gibi düşünün bunu. Yani 3500 boti günlük aldığımızı varsayarsak arkadaşlar, günlük gireceğini bir insanın varsayarsak, burada arkadaşlar 90 günde
315.000 boti alırız. Yan görevlerde karakter level atlatmaları vesaire. Öncelikle para kazanmasını anlatayım. Sonra boti kazanmayı bahsedeceğim. Yan görevler vesaire ile benim düşüncem bu yetkinlik bitene kadar, tahminim tamamen farklı olabilir, 600.000 boti kazanırız. 600.000 boti arkadaşlar sezon içinde, sezon 1'de her 150 boti başına 1 token verdiler arkadaşlar. Yani 600.000 tokene bize 4.000 coin ederdi arkadaşlar. Sezon 1'de olsaydık. Şu anki düşüncem benim, 600.000 kasarsak eğer 150'ye değil de 300'e ya da 500'e bir token vereceklerini düşünüyorum. Yani eğer ki 300'e bir token verirlerse biz arkadaşlar 2000 tane burada şey yapmış olacağız, token almış olacağız. Tokenin de fiyatı 0,2, 400 dolar elde etmiş olacağız. Her 500 botiye bir token verirlerse o zaman da 240 dolar alabiliyoruz tek hesapta. Arkadaşlar moderatörle de konuştum oyunun. Öğrendim. Tabii ki de ban yerseniz beni sorumlu tutmayın ama 4-5 hesaba kadar hiçbir şey demediklerini söylediler. Yani genelde karışmıyorlarmış ama bundan sonra karışmayacaklar mı bilmiyorum ama ya tabii ki de bir yolunu bulup multi yapabilirsiniz eğer. Mesela 400 dolar aldınız atıyorum. Veya 240 dolar yani en kötüsü ben 240 dolar alacağımızı düşünüyorum. 5 hesap yaptınız 2000 dolar. Veya 240 dolar aldınız arkadaşlar. 5 hesap yaptınız 1200 dolar para alabilirsiniz arkadaşlar. Tabii ki de bu şey bu duruma göre değişir. 5 değil 10 yapan olur, 2 yapan olur, 3 yapan olur. Ben multiye teşvik etmiyorum arkadaşlar. Sadece sizlere bir bilgilendirme yapıyorum. Yani oyunda kazanmak bu kadar basit. Şimdi oyunda nasıl kazanabiliriz? Öncelikle arkadaşlar oyunda enerjimiz var. Enerjimizi bunlara harcamak çok önemli. Gemi yapmak isteyenleri ayrı tutuyorum. Gemi yapma olayları var. Gemimiz de burada dışarıya çıkıp arkadaşlar burada gidip materyaller kesebiliyoruz. En önemli materyal oyun başlangıcında hazine bulmak. Bir hazine buluyorsunuz. Şu an ben daha demin topladım. Belki bulamam ama hazineyi bulursanız eğer, hazineyi bulduğunuzda arkadaşlar içinden size bu oyun parası ve X atıyor. En önemlisi X ve oyun parası. Niye? X ve oyun parasıyla karakterimizi level atlatıyoruz. Karakterimizi level atlattığımız zaman da ne oluyor? Karakterimiz level atlayınca ekstra kartlarımız açılıyor ve bize boti token veriyor. Şimdi arkadaşlar devam ediyoruz. Sistemi detaylı anlatmak için video biraz uzun olacak. Ama her inini, ciciğini, cinciğini anlatacağım. Hani böyle derler ya. Bir hazine bulmaya çalışıyorum ama bulamazsam dönem diye. Abi haritayı gezerken şöyle parlayan bir hazine kutusu bulacaksınız dostlar. Onun içinden altın çıkıyor ve X çıkıyor. Yani şu an bulamadım nedense. Çünkü ben almıştım aslında biraz. Aramaya devam ediyorum. Bu arada arkadaşlar aldığınız her itemi de satabiliyorsunuz ama oyunda üstte bir level'ımız var. Bu level'ın arkadaşlar 10 level olmasını istiyor. Bu level'ı nerede görüntülüyorduk? Ha şurada. Benim daha bu hesabımın 2 level olacak. Bunu 10 level yapmak da çok zor. Veya gemi aldınız onu da 10 level önce satabiliyorsunuz. Öyle bir olay oyun var. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Ya burada bir hazine bulacaksınız. Ya kuru kafalı ada vesaire herhangi bir şeyde hazine bulabiliyorsunuz. Yani şansıma bulamadım. Geçsem bulurum da videoyu çok uzun tutmak istemiyorum. Önemli olan ilk başlarda bence enerjilerinizi hazinelere bitirin. Hani son bir 2-3 ada daha bakalım sizinle birlikte. Burada devam ediyorum. Heh burada buldum. Bak şöyle bir hazine var. Bu açabildiğimiz, bir de bunun bir üst seviyesi var. Aa bak şurada da bir üst seviyesi var. Aa, iyi insan lafın üstü. Bunu 10 level'da açabiliyoruz. Bunu arkadaşlar bu level'da açabiliyoruz. 5 enerjiye 15 token veriyor. Böyle aldık. Bir daha açabiliyoruz. 2 kez açabildik bunu. Gördüğünüz üzere. Bunları 2 kez bastık. Ve bekliyoruz. Evet oyun parasıyla satabiliyorsunuz kastınız odunu falan her şeyi. Ama onları da zaten gemiye çevirip bazı itemleri bunları da şey yapabiliyorsunuz. Onu biliyorum biliyorum. Kafamı karıştırmayın chatten. Buradan 15 coin aldım. Bir de 5 eks aldım. Sol altta gözüktü. Şimdi evime gideyim. Burada arkadaşlar kastığımız aldığımız odunları falan da paraya çevirebiliyoruz şuradan. Buradan istersen hani bunu 3 tanesini verip buradan gidip de marks alabiliyorsunuz saltana ne gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Böyle alabiliyorsunuz da. Paranız yoksa böyle de yapabiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar bu tarafta kreve geldiğinizde karakterinizi buradan level atlatıyorsunuz. Benim XP'm yeterli değil. XP'm yeterli olunca param var. Level atlayacak karakterim ve bana boti token verecek ve ekstra kart açacağım. Şimdi buraya gelirsek arkadaşlar oyun nasıl oynanır? Yani oyunda nasıl airdrop kazanıyor boti token? Mesela arkadaşlar Gauntlet kısmına giriyorsunuz ve burada arkadaşlar kafamı karıştıracağım. Burada arkadaşlar normal mod var, hard mod var. Hard mod NFT'liler için NFT'nin ne işe yarayacağını ve aynı zamanda arkadaşlar playoff adını unuttum. Yani şeyi anlatırken Proof of Play'in de airdrop'undan bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar burada oyuna giriyorsunuz. Ben 3. aşamaya geldim. 2'sini önce atmıştım. Her gün gücü işte sıfırlanıyor şu an.
Round 3'teyiz. Üçgenimiz var arkadaşlar. Kartlarımız özellikleri var. Mesela diyor ki bu kart diyor size next atağınızda %25 base damage verir diyor. Bu da diyor ki bütün çarlara vurur. Mesela bir tane çar belirtiyoruz. En önce en düşük canlıyı kesmek önemli. Bence ya da kalkan basmayanı. Bunu yenilebilirsiniz istediğiniz kadar. Strateji oturtmak önemli. Bütün gemileri para yatırmadan da normalde geçebiliyorsunuz. Ama hard'da geçemezsiniz. Burada arkadaşlar bunu vurdum, bakın bütün gemilere vurduk. Aynı zamanda 3'lük bir damage kartım daha var. Bu diyor ki 30 damage vururum, bir kart çekerim. Hemen vurduk, bir kart çektik. Bu kart çok güzel aslında. Karşının bir skillini, direkt vuruşunu dodge'luyor. Hemen buna da vurduk. Hemen next turn yaptık. Sıra onlarda. Üstteki hasarları bize veriyorlar. Mesela ne vurmuş? 30-25 vurdu. 25 vurdu. Bu el şimdi bu 25 vuracak. Bu 30 vuracak. Bu kendi 50 can yenilecek arkadaşlar. Şimdi damage'imizi absorbe etmek istiyoruz. Absorbe edebiliyoruz. Bu kart ne yapıyor? Mesela 3 round'da bize bir tane enerji veriyor. Hemen bunu da bastım. Şunu öldürelim. Bunu öldürdük ve bir damage'i dodge'layacağız bundan sonraki atakta. Şimdi ise can basmayan soldaki canavarı kesmek istiyorum. Buna bastım. Bana 25 vurdu ama dodge'ladık. Gördüğünüz üzere şimdi 30 ve 20 vuracaklar. Çok güzel, kalkan geldi. Bunu alabiliriz. 2 tane kart çekiyor. Bu kartla adamın vuruşunu dodge'layabilirim. Bu kartla da. Bu kart da öyle yapıyor. Şu kart. Ama benim için gerek olacağını düşünmüyorum. Çünkü 10 bariyer bastık. 50 vuracaklar. 40 canımız gidecek. Sorun olmaz gibi geldi. O yüzden oynamaya devam. Saldırmaya devam. 3 ile ikisine vurdum. Şimdi burada 30 vurabilirim. Burada ya da 15'li yakma vurabilirim. Bu 3 elde yaktığı için çok güzel. 2 el yakıyor aynı zamanda. Bu güzel bir kart. Onu kullanmak isterim. Bana vurdu. Tamam. Bundan sonraki eli bunu öldüreceğiz şimdi. Kanaması da var. Şimdi arkadaşlar 50 can yenileme geldi. 20 can yenileme de burada var. Hemen bunu da kullandım. Burada arkadaşlar counter damage var. Şöyle öncelikle buna bunu vuracağım. Counter damage kullanmadım. Bu yanarak ölecek. Veya block damage de kullanabilirdim ama gerek yok. Öldüremezler artık. Devam ediyorum kurtarma. Yani oyunu böyle oynuyorsunuz arkadaşlar. Bir manaları kullandım. Hemen şöyle saldırılarımı yaptım. Hemen end turn dedim. Biraz uzun olabilir video. Ama dediğim gibi sizin faydanız için her şeyi anlatıyorum. Oynamaya devam ediyorum. Bunu bastım. Buradan kalkan alacağım. Şöyle. Can yenileme öyle gerek yok. Artık bizi kesemez ama devam ediyorum saldırmaya. Artık teke tek kaldık. Beni kesemeyeceği için hemen içinden geçeceğim böyle dala dala. Şimdi şöyle bunu vurduk. Yakmayı vurdum. Bunu vurdum. Hemen next turn. Öldü zaten gördüğünüz üzere. Şimdi oyun bitti arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bot token aldık. Bu şu an 250 verdi. Galiba 250. En sonunda 500 veriyor normalde. Yani toplam 1500 alıyorsunuz. Ortalama öyle bir şey ya. Belki 1400'dür. Belki 1550'dir. O civar bir şey alıyorsunuz. Paralı hard modda ise şöyle almanız lazımdı galiba. 500. 2000-6000 mi? Toplamda da 10.000 de orada alıyorsunuz arkadaşlar. Paralı moda girerseniz. Tabii ki onun hard'ın 5'ini falan yenmemiz de zor dostlar. Oyunda böyle girdik. Botu tokenlerimizi kastık. Botu tokenleri günlük olarak kasacaksınız. Başka botu token nereden kasabilirsiniz? Bundan bahsediyordum arkadaşlar. Burada botu points dediğimiz kısımdan girdiğiniz zaman buradan kasabilirsiniz. Burada görevler olacak. Şu anlık daha açık değil. Bunlar gelecek. Onu da söyleyeyim. Şimdi bir de oyunda arkadaşlar şöyle bir şey var. A da kendi airdrop'unu yapacaktı. A nasıl bir airdrop yapacak? Kendi arkadaşlar pirate coin'lerini stakeleyenlere airdrop yapacağını söyledi A kendinden. Veya bir ethereum'luk elinde korsan tutanlara. Şimdi NFT'lerine gelelim. Arkadaşlar burada bir ethereum'luk korsan koleksiyonları var. Bunları tutanlar hem kastıkları bounty tokenlerden çarpan alacak. Mesela diyelim 1 milyon kastı 3x alacak atıyorum. 3 milyon olacak gibi düşünün. Tabii ki de tuttuğunuz sayıya göre falan değişiyor bu. Buradan bir de aynı zamanda A'nın airdrop'undan alacaklar arkadaşlar. Bunu tutanlar. Burada bu arada bunun marketi arkadaşlar kendi A Orbiter'den para geçirmeniz gerekiyor buraya. Para atmanız için Orbiter'den ben Ethereum'dan Proof of Play Apex'e para geçirdim. Şimdi shiplere geldiğimizde arkadaşlar shiplerin 3 tip seviyesi var. Bence en makulü tier 2 ama almak isteyenler arkadaşlar tier 1 de alabilir, 2 de. Tier 1 gemilerin floor arkadaşlar 47 dolar. Tier 2 gemilerin floor'u şuradan bakalım hemen sizde. Tier 2 gemilerin floor'u ise 173 dolar arkadaşlar. Ama bu şöyle değişiyor. Gemi tipleri var arkadaşlar burada gördüğünüz üzere. Nerede? Hemen burada olması lazımdı. Bulacağım şimdi size. Gemi tipleri oluyor arkadaşlar. Evet. Ship type'lar. Bunlar arkadaşlar slope, frigate. Benimki slope
arkadaşlar. Frigate alabiliyorsunuz, gelin alabiliyorsunuz, skiff var gibi gibi birçok gemi var arkadaşlar. Bunları da karakterinize göre gemiler tercih edebiliyorsunuz. Mesela benim karakterim Yıl. Yıl'la çok güzel slop gidiyormuş mesela. Atıyorum başka bir speed'le başka bir şey gidiyor gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Böyle de bir karma yapıyorlar. NFT'lerin level farkı da ne oluyor arkadaşlar? Daha güçlü gemiler. Mesela Hard'ın 5'ini geçemiyorsanız level 1'le belki level 2 ile Hard'ın 5'ini geçersiniz. Çünkü Hard'ın 5'ini geçmek 6000 puan çok önemli olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Ekstra projeyle ilgili aklıma takılan anlatmadığım bir şey kaldı mı? Yani kazancımız yaklaşık benim tahminimce 5 hesap yapan biri 1000 dolar üstü para alacak arkadaşlar. Tabii ki de etkinlik bu 3 ay sürerse. Belki 4 ay sürer, belki 2 ay sürer. Daha tam tarih belli değil dostlar. Şu anlıkta BOAT tokenlerimizi göremiyoruz. BOAT tokenlerimizin görünümü de yakında açılacak. Burada sezon 2 coming soon yazıyor ama şu an puan kastığımızda sayılıyor dostlar. Videoda anlatmak istediklerim bu kadar. 16 dakika olmuş. Umarım beğenmişsinizdir. Craft kısmına gelebiliriz arkadaşlar. Craft kısmı şu göreve de anlatabiliriz 2 saniyede. Arkadaşlar craft kısmında öncelikle görevi anlatalım. Görevi de anlatalım arkadaşlar. Görevde burada arkadaşlar en önemli görev şu. Burada diyor ki arkadaşlar bana şu 3 malzemeyi ver diyor. Sana diyor 125x vereyim. 10 tane para verip 13 enerji karşısında. Normalde biz arkadaşlar 6 enerji harcıyorduk. Kaç x alıyorduk? 5. Yani bundan 2 kez 10x alacakken para bulsak burada direkt 13 enerjiye 125x veriyor. Bunları nasıl bulabiliriz? Mesela craft noktasına girdiğimizde arkadaşlar mesela bizden ne metaller istiyordu? Hepsini buradan yapabiliyoruz. Nasıl yapabiliyoruz arkadaşlar? Mesela bu değirmenden istiyor. Bizden diyor ki senden diyor 3 tane şu pamuktan ver. Sana bir bundan vereyim. Veya sen bana bundan 3 tane ver. Sana bundan yapayım. Gibi arkadaşlar buradan mesela şundan yapabiliyoruz bir tane yapalım. Hemen craft yaptık. Bundan da istiyordu. Hemen bir tane bundan craftladık. Sonra bundan istiyor. Bunları arkadaşlar craftlayarak buradan bunları craftlayarak hemen geldiğimiz noktada şuradan buradan bunları üçünü craftlayarak arkadaşlar bunları alabiliyoruz. Bir tanesi craftladık diye düşünebilirsiniz ama bu görev 24 saatte veri yapılıyor. Daha benim 5,5 saatim var, öyle düşün. Ve burada farklı görevler de var arkadaşlar. Gemi yapmak için de buradaki bazı görevleri yapıp içinden farklı farklı materyaller çıkartabiliyorsunuz. Mesela gemi yapmak için istediği bir malzeme var. Bununla ilgili detaylı bir float yazılacak bizim ekip tarafından. Onu size yönlendiririm Twitter aracılığıyla veya Discord'a gelip sorabilirsiniz. Bu malzemeyi arkadaşlar buradan şans eseri mesela %10'luk şanslarla, %5'lik şanslarla vesaire çıkartabiliyorsunuz bu malzemeleri. Ve bu malzemeleri arkadaşlar çıkarttıktan sonra gemide buradan crafting kısmından yapabiliyorsunuz yine. Bu arada diyelim NFT aldınız marketten, oyun içi buradaki level'ınız 10 level olmazsa o NFT'nizde gözükmüyor, satamıyorsunuz. Mesela şöyle göstereyim. Benim mesela NFT'm var, gördünüz daha demin hani bu gemi benim de. Ama burada My Items kısmına gelince NFT gözükmüyor. Ama Activity'ye geldiğimizde burada arkadaşlar gözükür. Mesela gibi. Neden gözükmüyor arkadaşlar? Çünkü 10 level diyelim. 10 level olduğum zaman bu gözükecek. Şu an niye gözükmüyor bilmiyorum ama Activity'nin de gözükmesi lazım. NFT'leri o yüzden satamıyorum. Buraya da item gelmiş. Ha, bu arada arkadaşlar gemilere... boş gemi alırsanız gemilerin özellikleri de var altta. Bu özellikleri ekleyebiliyorsunuz ve gemiye eklediğiniz eklentiler sizlere kart da kazandırabiliyor. Yani bayağı detaylı anlattığım bu projeyi düşünüyorum, artık bir şey kalmadı. Son olarak neyi anlatmadık? Craft'ı anlattık. Görevleri anlattık. Bu arada arkadaşlar şu mapleri de kesiyorsunuz ya günde 5 tane gauntlet kısmında. Onları da kestikten sonra bu niye kapanmıyor? Arkadaşlar envanterimize şu itemlerden geliyor. Bunları açarak da item elde edebiliyorum. Mesela açtım. İçinden şanslı itemler çıkıyor. Mesela para çıkabiliyor. Başka bir şey çıkabiliyor. Şimdi göreceksiniz zaten. Hemen açtık. Bekliyorum. Süre doldu arkadaşlar. Bize hemen 10 token ve bunu verdi. Aa, biz bunu arıyorduk değil mi? Quest için. Evet. Mesela bundan verdi. Biz bunu arıyorduk galiba. Yanlış bilmiyorsam. Şu quest'ten bakalım hemen. Evet, mesela bundan da çıkarttık gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Videoda anlatmak istediklerim bu kadar dostlar. Umarım beğenirsiniz. Sorularınız olursa Discord'umuza, Telegram'ımıza her yerde bekliyoruz. Seviyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.